böyle veda ediyoruz. Nasıl veda ediyoruz? 31 Aralık Koç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, 2019'da Koç burçları için sakin, dingin, kararlı bir döneme geçiş sağlanacak ve bu geçiş onların hayatıyla alakalı gerçekten verimlilik sağlanır. Ama uzun süredir iş problemi yaşayan Koç burçları için Ocak ve Şubat çok hayırlı ve aydınlık noktalara imza atılacak. Sağlık konusunda kulak burun rahatsızlığınız olabilir. Biraz göze geldiniz. Ufak tefek kazalar olabilir. Dikkat edin diyorum. Evli Koç burçları için de yeni bir evin sevinci ya da yeni bir anlaşmanın aydınlanması olacak. Gayet bereketli bir haftaya giriş yaptı Koç burçları. Onların genetik ailelerinden kaynaklanan boyun fıtığı, bel fıtığı ve kalp problemi olabilir. 2019'un Şubat ve Mart'ı bu tarihlere dikkat ederseniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Belli ortaklı işler yapmak isteyen Koç burçları için de Şubat'a kadar sabırlı olursanız aydınlık olacak. Evet, 31 Aralık Boğa burçlarımızı neler bekliyor diyorsanız, boğalar aslında çok miskin, tembel ve çok yoğun bir iş tembellikleri var. Çünkü gerçekten istediği işte değiller ve mecburen gidiyorlar ve yeni bir iş beklenti içerisindeler. Ve bu işten haber gelmedikçe şuraya miskin tavırlar sergiliyorsunuz. Biraz daha radikal tavırlara geçerseniz işinizle ilgili büyük bir yükseliş, aydınlanma söz konusu olacak. Sizde de mide ile alakalı gaz, ülser gibi sıkıntılarınız olabilir ve uzun süredir ilişkinizle yaşadığınız gereksiz tartışmalar geride kalacak. Daha sakin, daha huzurlu bir süreç yaşayacaksınız. Ve geçmiş ilişkisini bekleyen boğa burçları Ocak ayı onlar için verimli ve aydınlık ve eskiye geri dönüş yapılacak diyorum. Evlilik planı yapan bazı boğa burçları için de bu haftadan sonra gerçekten radikal bir karar ve yer belirleneceğini söyleyebilirim. 31 Aralık İkizler burcu için neler bekliyor? İkizler aslında çok ne istediklerini bildikleri gibi bir sürü işlerde imzalar ve yenilikler dönemine giriş yaptılar. Bu girişim onlar için para ve kariyer için çok önemli nokta olacak. Ama kendi kariyerleriyle ilgili de hedeflediği eğitim var. Bu eğitimle ilgili de çalışma ve yurt dışı planları içerisinde İkizler burcu. Diyorum ki evet, doğru anlaşmalara imza atacaksınız. Uzun süredir yaşadığınız ilişkiyi biraz sakin bir şekilde götürmek istiyorsunuz. Gelecek planlarınız var ama parasal hayatınızı oturtmaya çalışıyorsunuz. Bunları oturduktan sonra da özel hayatınızdaki insanla yol birleşimi yaşayacak. Evli çiftlerimizde gereksiz tartışmalar, gereksiz göze gelmeler var. O yüzden gereksiz atışmalar söz konusu olacak. Bence 31 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar sakin bir karar verirseniz daha ılımlı ve daha iyi olacak. Sizde de göz ve boyunla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. 31 Aralık yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yengeçler aslında yeni iş atıldılar, yeni anlaşmalar yapıldı. Onların kendi bulunduğu noktanın ya da yöneticileriyle ilgili güzel bir değişim sağlandı. Bu değişimin keyfini çıkartmaya çalışıyorlar ama uzun süredir geçmiş hayatıyla alakalı yaşadığı ilişkisiyle ilgili kafası dönem dönem karışıyor. Bu karışım onu çok fazla mutsuz ve huzursuz etmeye başladı. Ama şöyle söyleyeceğim, siz geçmişi kapatın. Yeni bir ilişki size uğurlu ve bereketli gelecek. Ne istiyorsanız gerçekleşecek yengeçler. Sizde de sağlık problemi, dizle alakalı ya da burkulma, düşme, bu tarz dikkat. Bir de evde değişiklik yapmak istiyorsunuz. Koltuğunuzu, yatağınızı, yorganınızı tam zamanı yapın istiyorum. Bir de uzun süredir çocuk isteyen yengeçler için inanılmaz güzel bir haftaya geçiş sağlandı. Bu geçişte anne ya da baba olma dediğimiz heyecan yaşanacak diyorum. Ve son zamanlarda saç dökülmeniz ve stresten kaynaklanıyor. Belki yoga, meditasyon size iyi gelecek diyorum. 31 Aralık aslan burçlarında neler bekliyor diyorsanız, aslanlarda çok yoğun iş koşturması var ama hala paraya erişemediler. Bunun verdiği stres ve gerginlik var ve uzun süredir işsiz olan aslan burçları çok sinirli ve çok öfkeli. Ben de diyorum ki sabırlı olun, size yeni bir doğuş. Gerçekten Rabbim size çok güzel anlaşmalar imza atmanıza yardımcı olacak ve gerçekten hedeflediğiniz noktaya erişeceksiniz ama artık sabrım sınandı diyen aslan burçları için biraz daha sakin olmanız lazım. O yüzden sinir kasılmalarınız var, vücutta alerjik sorunlarınız gündeme geldi. Çok çünkü stres yaptınız. İlişki konusunda evet, ilişkisiz olan aslanlar artık pes etti. Benim hayatıma kimse girmeyecek diyerekten. Hayır, panik yapmayın. Ocak bitimine kadar doğru insanlar.
insanınız size hareket edecek ve evlenmek isteyen aslan burçlarınız için de Nisan'a kadar yollarını belirleyecekler, mutlu olacaklar diyorum. Başak burçları 31 Aralık neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında bazı mahkeme ya da devletle alakalı çözülmesini istediği yeni evrakların telaşına girdiler. Bir sürü dosyalar, bir sürü evraklarla uğraşıyorlar. Sonu sizin için hayırlı olacak ama daha mücadele etmeniz lazım. Ve uzun süredir satmak istediğiniz bir evle ilgili acayip derecede beklediğiniz bir oluşum var. Bu evde satılacak ama daha 2 ay gibi bir vaktiniz var. İlişki konusunda şanssızım, bir türlü ilişkim olmuyor diyenler, evet, bir 2 ay daha sabırlı olursanız doğru aşka erken açacaksınız. Evliliğiyle ilgili problem yaşayan Başak burçları boşanma ya da boşanma konusu gündeme olabilir. Sakinlikle evliliğinizi kontrol edin. Çünkü iyi eşe sahipsiniz. Bence bu evliliğe tekrar bir şans daha vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Sizin de kulak burun probleminiz olabilir. Ya tırnaklarda batık olabilir. Ya da el ya da ayak noktanızda mantar olabilir. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. Terazi burçları 31 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, teraziler için aslında çok uzun süredir yeni bir işe geçmek ya bulunduğu noktayı değiştirmek ve farklı iş araştırmalarına girdikleri için bence yerinizde bir değişim olacak ve bu değişim sizi çok tatmin edecek. Biraz daha sabırlı olun. Belki Mart'tan sonra bu değişim kararınızı yaparsanız sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ama ilişkinizle alakalı artık çok yorgunum, yordu dediğimiz bir dönem yaşıyorsunuz. Yani ne istiyor ne istemiyor arasında geldikler yaşandığı için acayip derecede teraziler ilişkileri konusunda mutsuzlar. Bu mutsuzluk bitecek ama 20 Ocağı kadar böyle dengesizlikler devam edecek. Sabırlı olun diyorum. Evli terazi burçlarımızda da aslında çocuk ya da yeni bir ev oluşumu ile ilgili fikirler söz konusu olacak ve yurt dışından ya gitmek ya da misafirleriniz gelebilir. Yani bu Ocak ayı sizin için biraz daha renkli, biraz daha keyifli geçecek ama siz detaycı ve çok takıntılı olduğunuz için belki yoga ya da meditasyon size iyi geleceğini düşünüyorum. 31 Aralık akrep burçlarına neler bekliyor diyorsanız, akrepler çok iş yoğunluğu var ama çok gereksiz işlerle uğraşmaktan çok bunaldınız. Parasızlık sizi çok fazla yıprattı ve bir sürü ödemeleriniz çok sıkıştı. O yüzden akreplerde de şu oluştu: ben hiçbir şeye yetemiyorum. Ben ne zaman rahat edeceğim? Evet, birkaç ay daha çok büyük mücadeleler yaşayacaksınız. Ondan sonra yavaş yavaş halinizde yenilikler olacak. Uzun süredir araba değişikliği yaşamak isteyen akrepler için de belki Mart ayı sizin araçla ilgili radikal bir değişimi söz konusu olacak. Bu da hayırlı olacağını söyleyebilir. Sizde de diş eti iltihabı, dişle ilgili sıkıntılarınız gündemde olabilir ve uzun süredir ilişkinizle alakalı iyi gitmeyen ve devamlı tartışıp artık bu ilişki bitsin mi bitmesin mi dediğim süreçte bir evlilik yoluna geçiş sağlayacaksınız ama ve uzun süredir ilişkisi olmayan akreplere de belki 3 Ocak'tan sonra sürpriz bir değişim, güzel bir aşka yelken açma diyorum. 31 Aralık yay burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yaylar aslında aşk arıyorlar, derin aşk arıyorlar, sevgi arıyorlar, aile olmak istiyorlar ve artık buramıza kadar geldi diyen yay burçlarımız var. Onların yörüngesi Ocak ayı itibariyle daha verimli, doğru aşka yelken açma ve doğru kimlikle yol alma süreci sağlayacaklar. O yüzden yaylar beklediler, turnayı gözünden vurdular diyorum. Ama işleriyle ilgili büyük bir değişimle yöneticilerden kaynaklanan ödüllendirme dediğimiz bir süreç, hatta onlara güzel bir yurt dışı ödülü var. Bunun keyfini çıkartacaksınız ve uzun süredir beklediğiniz farklı bir iş teklifi var. Buna geçiş sağlayacaksınız ve konumunuzda büyük bir değişim söz konusu olacak. Siz de yaşadığınız kiraysa evinizi değiştirmek, yeni bir eve geçmek istiyorsunuz. Bazı yay burçları evim karanlık olmaya başladı, bana huzur vermiyor diyor. O yüzden yaylarda da güzel bir ev değişimi sağlıklı ve huzurlu olacak. Sizde de geniz eti problemi ya da boğazdan kaynaklanan enfeksiyonlar gündemde olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. 31 Aralık Oğlak burçlarını neler bekliyorsun diyorsanız, oğlaklar ciddi anlamda koş coştu. Çok yoğun tempo işleri var. Halletmesi gereken yasal problemler ama işleriyle ilgili bekledikleri çok büyük evraklar ve bunların imzasını bekliyorlar. Hayırlısıysa sahip olacaksınız ama uzun süredir çözülmesini istediğiniz bir arsanın satışı var. Bu da gerçekleşti ama bu toprak olabilir ya da ev, arsa üstünde ev olabilir. Böyle bir şeyin satışı sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz okul ya da çevre
çevrenizdeki arkadaşlarla yılbaşıyla alakalı planladığınız bir yol var. Bu size gayet keyifli gelecek. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen oğlak burçları için güzel bir sürpriz başlayacak ve hayırlısıyla geçiş sağlayacağınızı görüyorum. Ama şöyle söyleyeceğim. Oğlakların ilişkiler konusundaki ben şanssızım diyen oğlaklarda güzel bir ilişki kıpırdanması başladı. Ondan sonra onlar için de kalıcı evlilik ya da evlilikle alakalı planlar ön plana geçiş sağlayacak ve hayırlı olacağını söyleyebilir. Sizde de sağlık olarak bel fıtığı ve sırta vuran ağrılar ve kemik ağrılarınız söz konusu olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kovalar 31 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, kovalar çok yöneticileriyle tartıştılar, çok büyük kavga ettiler, hak ettikleri noktayı kazandılar. O yüzden devam edin yöneticilerinize, kendiniz haklı olduğunuz bir süreçtesiniz ve bazı iş mahkemeleriniz var, çözmek istiyor kovalar. Bunların hepsini Şubat, Mart'a kadar çözmüş olacaksınız. Tekrar iş iadesi isteyen kova burçlarımız var. Allah kısmet ederse Ocak sonuna kadar yasal haklarınıza dahil olacaksınız. Ve uzun süredir evlilik ya da ilişkiyle ilgili ters giden olaylar biraz daha yumuş ama biz birbirimize tekrar şans verme haftasına geliş sağlayacaksınız. O yüzden ufak bir kaçamak tatil sizin ilişkiniz ve çevrenizdeki yaşadığınız kaosları geride bırakmanıza yardımcı olacak. Tatil size iyi gelecek diyorum. Sizin en büyük probleminiz kulak iltihabı ya da kulak tıkanıklığı ya da kulakla alakalı sıkıntılarınız olabilir duymayla ilgili. Dikkat edin diyorum. Bir de sürpriz aşk yaşayan kova burçları var piyasaya. Evet, ben de aşık oldum diyecek. Balık burçları 31 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, onlarda çok yoğun bir iş temposu var. İş oturtmaya çalışıyorlar. Parasal hayatıyla ilgili biraz çırpınma dönemi, her şeyi nasıl halledeceğim dediği bir süreçte ve uzun süredir iş bekleyen balık burçları için de sürpriz bir iş kapısı olacak ve hayırlı olacak. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan balıklar için de 4 Ocak'tan sonra güzel bir aşka, hatta gözleri renkli olabilir, böyle biriyle güzel bir ilişki yaşama süreciniz olacak. Uzun süredir ailenizde gerginlikler vardı, parasal gerginlikler ve ödemeniz gereken bazı borçlar var. Bunlarla ilgili takıntılarınız var balıklar. Merak etmeyin, belli ve zamanı gelince hepsini ödeyeceksiniz ve de uzun süredir çözmek istediğiniz ailevi bazı miras ya da mallar var. Bunu aileniz yaşarken buna gerek yok. Ne halleri varsa görsün. Ve evlilik kararı veren balık burçları için de gerçekten doğru insanı buldular. Doğru kadere yerleşme ve onlarda da çocuk sevinci ön planda olacak. Ve araç ya da yeni bir anahtarın sevincini yaşayacaklarını söylüyorum. Evet, 31 Aralık haftalık burcumuzu yaptık. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl tüm burçlarımıza uğurlu, bereketli, huzurlu, aydınlık tüm insanlarımıza olsun. Her şey yüreğinizce tertemiz olsun. 2019 ülkemiz için bereketli, huzurlu, aydınlık bir yıl olsun.